Hepinize merhaba, Mavi Gök Atölyesi izleyenleri, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yılbaşı çiçeğinin nasıl çoğaltılabilir olduğunu göstereceğim. Bunu daha önce almıştım, 1,5-2 ay önce sizlere göstermiştim alırken hatta. Şimdi bu yılbaşı çiçeğimi çoğaltmak istiyorum. Sebebi ise arkadaşlar, ben çiçeklerimi yedeklemeye çalışıyorum. Herhangi bir şey olursa, kış ayında olsun, farklı bir sebepten dolayı. Ondan bir çiçeğim daha olmasını istiyorum ya da bir yere gittiğim zaman hediye etmek istiyorum. Yılbaşı çiçeği arkadaşlar, bu kışın açan bir yılbaşı çiçeği. Bir de yazın açan bir yılbaşı çiçeği var diye hatta söylemiştik. Yılbaşı çiçeği aslında bir kaktüs, yani sukulent çeşitlerinden, etli yapraklı arkadaşlar. Bakın. Yani suyu fazla sevmiyor. İhtiyaç olduğu kadar sulamamız gerekiyor. Bakın buradan küçük küçük yapracıkları tekrar çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi boğumlu bunlar. Bakın bitişme yerleri var. Bir çoğallıyor. Hani bir çoğalma şekli var. Nasıl çoğaltabiliriz? Nasıl? Arkadaşlar boğumlarından kopartabiliriz. Birer birer kopartabiliriz. Yeni bir filizin çıkmamış olmasına dikkat edin. Çünkü o ilk başta kendini biraz salacak. Kuvvet toplayamayabilir ve çıkanı biz güçlenmesinde sıkıntı yaşayabiliriz. Onun için arkadaşlar bakın bir tane güçlü, yaprağı dolgun, şişkin olan bir seçelim. Evet. Bunu şuradan ezmemeye çalışıyoruz. Koparttık. Evet. Bir de önceden kopmuş olan bir tane vardı arkadaşlar. Onu ben şöyle. Bir de içinden büyüyen bir tane dalı almak istiyorum ben. Mesela şöyle bir küçük dalım var. Daha önceden kopmuştu ve onu ben öyle dikmiştim. Evet, başka alabilir miyim? Bir tane dikmeyin arkadaşlar. Birkaç tane dikin. Bakın şurada da bir tek var. Onu ben zaten koparmıştım. Bu yandan büyüyen var. O büyüsün. Şurayı rahatlatalım. Vardık. Evet, inceliyorum arkadaşlar. Etli yapraklı bunlar, sukulent çeşitli. Direkt toprağa arkadaşlar dikiyorum. Geçirgeni iyi olan bir toprak benim için yeterli. Yarıya kadar geçiriyorum. Yarıya kadar koyuyorum. Evet. İleriye doğru büyüyeceği için o şekilde kenarlarına koyuyorum. Daha önceden yerinden kopmuş olanı da koyuyorum ve tekli. Yarıya kadar batırıyorum. Çok sulamıyorum ilk başlarda arkadaşlar. Çok sularsam ne olur? Köklenmediği için içine su geçer. Hani soğuk vurmuş fasulye gibi olur arkadaşlar. Çok sulamıyorum. Ne yapıyorum? Çünkü bunlar kaktüsgillerden. Evet. Toprağa kurumaya başlayınca suluyorum arkadaşlar. Çok fazla su istemiyor. Nerede bekleteceğim bunu? Çok sıcak ya da çok soğuk olan bir yere almıyorum. Orta sıcaklıkta, yani serin olan bir yere alıyorum. Ya cam balkona koyabilirsiniz veya normal olan, soba yanmayan ya da kaloriferin çok ısıtmadığı bir odanıza koyabilirsiniz arkadaşlar. Kışın açan bir yılbaşı çiçeğimiz, yazın açan bir yılbaşı çiçeğimiz değil. Evet, bunlara dikkat ediyoruz. Toprağa kurumaya başlayınca sulayabilirsiniz. Bakın böyle. Ve tutacaktır.
Evet, umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.